Art Design Prefabrik SCK Moskova maçı an itibariyle başlamış durumda. İki takıma da başarılar dileriz. SCK Moskova kendi aralarında top oynuyor şu an. İleriye doğru uzun bir top ama o noktada hiç kimse yok. Ve bir Art Design Prefabrik hata başlayacak. Derken SCK Moskova o noktada topu çaldı ve bir atak peşinde. Bir elle oynama beklentisi ama hakem oyna dedi. Tekrar defansa kadar geldi top. Defanstan geçmedi top. Şimdi bir kontra atak şansı. Faul var ama gol de var aynı anda. Hakemin kararı bakalım ne olacak. Pozisyonda gol verildi ve Art Design Prefabrik SCK Moskova karşısında 1-0 önde. Top santra atışıyla tekrar oyuna girecek ve oyun hareketlenecek. SCK Moskova defansta top yaparak karşı tarafta bir açık arıyor. Geriye doğru uzun bir top ama farklı şekilde dışarı çıktı. SCK Moskova takımından bir baskı söz konusu. Art Design Prefabrik kendi yarı sahasında top yapmak zorunda bırakılıyor ilk dakikalarda. Şimdi bir top kaybı. Eray içeriye doğru sokulmak istedi ama bir faul geldi orada. Tek kişilik bir baraj. Eray topun başında. Sol ayağıyla orta sahaya doğru oynadı topu ama hatalı bir pas. Şimdi bir kontra atak şansı Art Design adına. İçeri, sola doğru oynadı. Uzun bir top. Out atışı. Top. SCK Moskova'nın oldu. Kısa kullanmayı tercih ettiler. Out atışını. Şimdi bir Ahmet defanstan orta sahaya doğru arkadaşına gönderdi. Organize bir atak izliyoruz ama top kesildi o arada. Top kaleci İhsan'a kadar geldi. Çerçeveye doğru bir pas. O noktada bir top kaybı söz konusu. Şimdi SCK Moskova atağa çıkmaya çalışıyor ve faul. Hemen kullandılar Eray. Eray rakibinden sıyrıldı, avantaja bıraktı hakem. İçeriye kadar sokuldu. Dar açıdan bir vuruş geldi ama İsabetsiz bir çuttu. Faul. Art Design takımının. Şimdi bir top kaybı orta alanda. Kaleye doğru bir şut. Ve mükemmel bir gol. Maçta durum 1-1. SCK Moskova 1. Art Design Prefabrik 1. Şimdi bir Art Design Prefabrik atağı. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon ve kolay bir şekilde golü buldu. SCK Moskova attığı gole sadece 1 dakika sevinebildi. Maçta durum 2-1. SCK Moskova sağ kanattan geliyor. Ahmet'in var baskısı orada. Şimdi içeriye doğru kadar. Ama top rakipten döndü ve kaleye kadar gitmedi. Şimdi bir Art Design hata izleyeceğiz. Sol kanada doğru isabetli ve uzun bir top. Uzaklardan bir vuruş. Ve mükemmel bir gol daha. Art Design Prefabrik farkı 2'ye çıkarttı.
Şimdi bir SCK Moskova atağı. Atılan golün ardından SCK Moskova ataklarına devam ediyor. Henüz maç başlarındayız. Avantaja bırakılan oyun. Oradan bir faul çıkmadı. Art Design takımı tekrar atağa çıkıyor. Sol kanattan sağa doğru isabetli ve sert bir şut. Fark 3'e çıktı. Maçlı durum 4-1. SCK Moskova orta alanda topa hakim olmaya çalıştı ama Art Design takımı buna izin vermedi ve topu elde etti. Ve şimdi bir atak daha deneyecekler. Oyun geldi, geldi. Şimdi ceza sahasına doğru sokuldular. Bir şut ve bir gol daha geldi. Atılan golün ardından oyun tekrar hareketlendi. SCK Moskova bir kaleci değişikliği yaptı. Şimdi bir gol peşinde SCK Moskova. Korner çizgisine doğru hızlı bir top. O noktada bir top kaybı. Art Design tekrar bir atağa çıkacak. Al bakalım ya. Orta alanda bir ikili mücadele. Ahmet tekrar arkadaşına doğru oynadı. Eray'dan seken top bir SCK Moskova atağına dönüştü. Ortaya doğru çevrilen top. SCK Moskova bir açık arıyor şu dakikalarda. Hızlı bir toptu ve yetişemedi. Ve faul. SCK Moskova'nın kaleye uzak bir noktadan serbest atış kullanacak. SCK Moskova kullanılan top. Ceza sahası ön çizgisinde ama top az farkla dışarı çıktı. Orada bir paslaşma hatası oldu sanırsam. Ters bir top kaleye doğru gitti. Şimdi ikili mücadelede kazanan taraf Art Design takımı oldu. Eray orada top çalmaya çalıştı. Şimdi bir Art Design hata olacaktı ama o noktada bir top kaybı Ahmet. Art Design takımı SCK Moskova kalesine yaklaşmakta güçlük çekiyor derken uzaklardan bir şut geldi ama dışarı çıktı top. Şimdi bir SCK Moskova hata olabilir. Eray orta noktada topu kaybetti. Bir faul geldi orada. Kaleye yakın bir noktadan serbest atış free kick kullanacak SCK Moskova takımı. Hakem düdüğünü çaldı ve serbest atış kullanıldı. İhsan mükemmel bir kurtarış yaptı. Şimdi bir Art Design hata, mükemmel bir ara pas. Kaleye çok sert bir şut. Korner. Art Design takımının. Şimdi bir korner daha kullanıldı. O noktada Ahmet'ten bir top kaybı gelirse bir SCK Moskova hata izleyebilirdik ama Ahmet top kaybı yapmadı. Art Design takımı kontrollü bir şekilde tekrar atağa çıkıyor. İki kişinin arasından sıyrılmaya çalıştı orada ama bir faul geldi.
şimdi bir artizan hata izleyebiliriz. Uzun bir pas. Tekrar arkadaşına verdi. Kaleye doğru farklı dışarı çıktı top. SCK Moskova tekrar bir atak peşinde. Ortaya doğru çevrilen top. Sert bir müdahale geldi ama orada bir faul yok. Oyun devam etti. Şimdi bir artizan hata. Orada bir topa müdahale vardı. Ve top. Kornere çıktı. Ve artizan takımı bir gol daha buldu. Fark iyice açılıyor. Artizan asa. Rakipten dönen sert bir top oldu bu. Tekrar bir atak peşindeler. Orta çizgiye doğru çevrildi top ama vurulan şut farklı şekilde dışarı çıktı. Kafayla arkadaşına doğru atmak istedi ama atak bir anda kesildi ve bir artizan hatana dönüştü. Şimdi bir güzel bir pas. Ama geçmedi. Artizan Prefabrik tekrar bir gol peşinde. Ama top kesildi ve bir şimdi tekrar bir SCK Moskova ata. Kaleye doğru vurulan şut. Rakipten döndü. O noktada ikili bir mücadele söz konusu. İçeri doğru çevirdi ama top İhsan'da kaldı. İhsan ileri doğru uzun oynadı topu. Garip bir şekilde SCK Moskova atağına dönüştü. Artizan tekrar çıkıyor. Bir top kaybı. Eray o noktada ısrar ediyor. Gol için. Korner atışı içeriye doğru kullanıldı. Hiç kimse yok o noktada. Şimdi bir artizan hata. Sert bir şut geldi. Güzel bir kurtarış. Uzaklardan bir vuruş. Bir gol daha. Artizan Prefabrik adına. SCK Moskova tekrar bir atağa çıkıyor. Bir top kaybı geldi orada. İçeriye doğru çevrilen top. Hiç kimse yok o noktada. Şimdi bir atak şansı daha. Ve güzel bir kurtarış. Top tekrar oyun alanında. Uzak noktaya doğru. Şimdi bir top kaybı. Şimdi bir artizan atağı daha. Uzaklardan bir vuruş ve bir gol daha. Artizan Prefabrik farkı iyice açıyor. SCK Moskova adına bir atak şansı. Eray önce sağa sonra sola çekti topu ama o noktada Ahmet topu İhsan'a oynadı. Şimdi bir atak şansı daha. Göğsüyle indirdi arkadaşına topu. Şimdi bir top kaybı. Top defansa kadar geldi. Sol kanata doğru oynanan top. Güzel bir ara pas. Orada bomboş. Topa hakim oldu. Kale boş durumdaydı ama uzaklardan bir şut. Ve top. Ve ilk yarı bitti.
İkinci yarı an itibariyle başladı. Artizan'ın büyük farkla elde ettiği bir üstünlük söz konusu maçta. Bakalım atılan goller iki takım adına da devam edecek mi? Şimdi bir SCK Moskova atağı. Orada kesilen bir atak. Şimdi bir atak şansı. Hakem avantaja bıraktı oyunu. Şimdi bir atak şansı. Bir vuruş top az farkla dışarı çıktı. Şimdi tekrar bir SCK Moskova ata. Atak yönü bir anda değişti ve Artizan kale önünde bir boşluk arıyor. Uzaklardan bir vuruş ve mükemmel bir gol. Şimdi tekrar bir Artizan ata. Uzaklardan bir vuruş. Kornere çıktı top. Korner atışı kullanıldı. Ortaya doğru geldi top. Şimdi bir Artizan hata. Sağ kanattan içeriye doğru sokuldular ve bir gol daha buldu Artizan takımı. Fark gittikçe açılıyor. Kaleye yakın bir noktadan frikik atışı kullanacak SCK Moskova takımı. Hakem barajı ve kaleciyi kontrol ediyor. Son uyarılarını yapıyor. Bir şut geldi ve barajdan dönen top. Bir Artizan atağına dönüşecek mi diye bakıyoruz. SCK Moskova takımı o noktada topa müdahale etti. Ve faul. SCK Moskova bir free kick atışı kullandı. Orta noktaya kadar geldi top. Kafayla müdahale etti ve tekrar bir atak başlatacaklar sanırsam. O noktada bir faul var. Şimdi Artizan takımı tekrar geliyor. Bir müdahale geldi ve o noktada gol engellenmişti ama uzaktan bir vuruş geldi ve bir gol daha geldi. SCK Moskova tekrar hata çıkıyor. Uzaklardan bir şut. Az farklı dışarı çıktı top ve out atışıyla tekrar başladı oyun. Artizan takımı bir gol daha bulmanın peşinde ama hızlı bir top. Yetişemedi topa. Out atışını hızlı şekilde kullanmak istiyor SCK Moskova takımı. Uzun bir top. Hiç kimsenin müdahalesi yok. Dışarı çıktı top. İçeriye doğru çevrilen top. SCK Moskova takımında kaldı. Kaleye doğru ters bir vuruş ama dışarı çıktı. SCK Moskova takımı bir korner atışı kullanacak. İçeriye doğru çevrildi top ama Artizan takımında kaldı top. Bak nasıl oluyormuş, gördün mü? O noktada 3 kişi SCK Moskova takımı. Uzaklardan bir şut. İhsan'ın beklemediği bir anda gelen bir toptu ve SCK Moskova maçtaki ikinci golünü buldu. Artizan takımı bir korner atışı kullandı. O noktada bir top kaybı. Evet. SCK Moskova atağına dönüştü aniden. Kaleye doğru bir şut geldi ama şimdi bir Artizan hata daha gelecek. Avantaja bırakıldı oyun. Sol kanattan ortaya doğru geldi. İhsan topu iki hamlede kontrol etti. Uzun kullandı. Bir röveş hata. Az farkla dışarı çıktı top. Gol olsaydı eğer maçın golü olabilirdi.
İleriye doğru uzun isabetsiz bir top. Artizan takımı tekrar bir gol peşinde. Orada bir müdahale geldi. Kaleye doğru bir şut, az farklı dışarı çıktı. Şimdi bir SCK Moskova atağı. Yok yok. Artizan takımı bir hata daha çıkıyor. İçeriye doğru çevirdi topu. Bir korner atışı kullanılacak. İçeriye doğru. Top oyun alanında. Bu bir SCK Moskova hata olabilir. Eray pas atacak, birini arıyor. Eray orta alanda vurmak için bir boşluk arıyor. Şimdi bir top kaybı İbrahim. Bir müdahale geldi ve İbrahim o noktadan çıktı. Şimdi kaleci karşı karşıya. Resmen kaleyi boşalttılar. Şimdi bir pas içeriye doğru. Az farkla dışarı çıktı top. Artizan takımı İbrahim'le tekrar geliyor. Sağ kanata doğru bir pas. Kaleciyi yatırdı ve Artizan takımı bir gol daha buldu. Şimdi bir SCK Moskova atağı. İçeriye doğru derinlemesine bir pas denedi ama olmadı. Korner atışı kullanacak SCK Moskova takımı. Eray sağ tarafta topu kontrol etti ve pas atacak bir arkadaşını arıyor. Top tekrar kornere çıktı. Bir korner atışı daha kullanacak SCK Moskova. Defansa doğru bir top. Şimdi önünü boşalttı şut için. Tekrar kornere çıktı. Aynı noktadan bir korner atışı daha kullandı SCK Moskova takımı. Top oyun alanında mı bakıyorum? Hayır, out atışı. Dayı atma şunu ama artık ya. Şimdi rakibinden sıyrıldı. Şık bir çalımla oradan geçti. Kaleye de şutunu çekti ama kaleci kurtardı. Şimdi içeriye doğru çevrilen top. Sert bir kafa vuruşu ama top dışarı çıktı. Artizan bir gol şansını boşa harcadı resmen. İleriye doğru uzun bir top. Topun çıkmasına izin vermeyen isim İhsan. Tekrar oyun hareketlendi. İbrahim'den bir top kaybı. Kaan güzel hareketlerle rakiplerini şaşırttı. Hızlı bir top ama kontrol etti. Kaleye doğru. Az farkla dışarı çıktı top. Şimdi Kaan topu kontrol etti. Çalım denedi orada. Sakin sakin. Abra en fazla ne yapabilir öyle düşünüyor. Korner atışı SCK Moskova'nın. Korner atışı kullanıldı. Uzak noktaya kadar geldi top. SCK Moskova'dan bir şut. Top kornere çıktı tekrar. Son direğe doğru geldi top. İbrahim. Eray. Orta noktada. Pas atacak arkadaşını aradı ama bir top kaybı var orada.
Ahmet. Defansta top kaybı yapmadı ve arkadaşına attı pasını. Şimdi bir top kaybı o noktada. Ne vuracağım abi? Arka! Top kornere çıktı. Uzak direğe doğru İhsan kontrol etti topu ve arkadaşına attı topu. Uzaklardan bir şut. Out'a çıktı top. Şimdi bir art design hata. Hızlı kullanılan korner. Top büyük farkla dışarı çıktı. Şimdi bir SCK Moskova hata. Bir top kaybı geldi o noktada. Organize şekilde hata çıkıyorlar. Arkadaşına bıraktı topu. SCK Moskova hata izin vermedi ve bir vuruş top dışarı çıktı. İhsan oyunu tekrar hareketlendirdi. Şimdi rakibini çok güzel geçti orada kaleye doğru. Mükemmel bir gol daha. Şimdi uzaklardan bir şut. Farklı şekilde dışarı çıktı top. İhsan oyunu tekrar başlattı. İbrahim sağ kanata doğru oynadı topu. Sabri abi. Recep İbrahim'le oynadı. Saklardan bir şut ve korner. Art Design takımı korneri kullandı. İçeriye doğru çevrildi top ama farklı şekilde dışarı çıktı top. İbrahim uzak noktada çok güzel geçti rakibine. Şimdi hızlı şekilde geliyor. SCK Moskova takımı. O noktada bir top kaybı da olmadı. Eray. Ayağından kaçırdı topu. Recep abi tıkla önüne. Şu Recep abinin yaptığı işlere bak. Bize mi oynuyorsun? İhsan o noktada kendini tehlikeye attı ama top kornere çıktı. İhsan tekrar topa müdahale etti. Önünü boşalttı. Kaleye doğru bir şut. Az farkla dışarı çıktı. Kaleye uzak bir noktadan vuruş. Dışarı çıktı top. SCK Moskova'dan bir atak daha. İbrahim. Şimdi SCK Moskova hata. Ben de suçam, niye veriyorsun ki? Sağa doğru, ortaya doğru çevrildi top ama dokunamadı. Topu söktü oradan. İçeriye çevirdi ama hiçbir arkadaşı yok. İbrahim bomboş durumda önü. Topu kontrol etti. Ortaya doğru çevirdi. Uzaklardan bir şut. Ve bir gol daha. İbrahim. İbrahim rakiplerini geçmeye çalıştı ama bir top kaybı yapıp orada tekrar topa hakim oldular. Kaleye kadar gitti top. Son bir dokunuş. Ve gol. Aynı zamanda maçta da son düzük kazanan Art Design Prefabrik oldu. Meray o noktada rakibini geçmeye çalışıyor. İçeriye doğru sokuldu yavaşça. Top geçmedi. Uzaklardan bir vuruş. Kaleci topu kontrol etti. Meray tekrar orada top çalmaya çalıştı. Kaleye doğru.
Ve SCK Moskova bir gol buldu maçın sonlarına doğru. Kaleye doğru uzaklardan bir şut ve mükemmel bir gol daha. Maçın sonlarına geldik artık. SCK Moskova bir atak daha deniyor. Uzaklardan bir şut. SCK Moskova bir atak daha deniyor. Uzaklardan bir vuruş. İhsan topu kontrol etmeye çalışırken dışarı çıkarttı. At Oğuz arkası. Ben de kanki. İbrahim topu kontrol etti. Önünü boşalttı. Rakiplerini bir geçiyor. Kaleye doğru sokuldu ve tüm bu hareketlere rağmen topu dışarı göndermeyi başardı. Ne yapacaksın dört kişinin arasında? Şimdi bir art design hata daha. Kaleci çıktı kaleden. SCK Moskova için son dakikalar. Art Design son dakikalara doğru bir gol daha bulmak istiyor. Kaleye doğru vuruş. Pas farklı dışarı çıktı.